Merhaba arkadaşlar, Food Coach burada. Yepyeni bir FIFA 23 Ultimate Team videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere WebApp'ten FIFA 23, WebApp ve Companion App'ten bahsedeceğim. Ne zaman geliyor, ne yapmalıyız, ilk yapmamız gereken nelerdir? Birçok insan devamlı soru soruyor ve endişeliler. Bir kere öncelikle hiç endişelenmeyin ve iyi dinleyin. Şimdi öncelikle şunu söylemem lazım. FIFA 23 WebApp'i 21 Eylül Çarşamba günü geliyor ancak saat resmi olarak duyurulmadı. Fakat benim aldığım bilgiye göre, duyduklarıma göre, yani bu işte daha deneyimli insanların, yabancıların konuştuklarına anladığım kadarıyla saat 5'te gelecek. Çarşamba günü saat 5'te açılacak. Böyle biliyorum. Companion App ise telefonda kullandığımız uygulama, uygulama ise çarşamba günü kullanılacak. Yani onun saatini hiç bilmiyorum ancak bir gün arayla kullanılabilecek. O yüzden 21'i çarşamba günü heyecanla bekliyoruz ve yayında olacağız. twitch.tv/foodcoach adresinde olacağız zaten çarşamba günü. Bugün de oradayız. Açıldığında neler olacak, nelerle karşılaşacağız bunu buna bakacağız. Ancak öncelikle şu bilgileri vereceğim. Böyle bir ekranımız olacak. Göstereceğim şey şu anda ufak gözüküyor ancak şurada gördüğünüz üzere bu sene ilk kez olacak. Başlangıç olarak ilk kez olacak. FIFA Point alabilmek için bir ekran eklendi, bir yer eklendi. FIFA 22'nin ortalarında bu WebApp'e eklendi. Artık WebApp üzerinden FIFA Point alabiliyoruz. Biz daha önce hiç alamıyorduk. Ancak FIFA 23 ile birlikte WebApp alınabilecek. 21'in de almalarına izin verilecek mi? Bilgi vermedi EA ancak biz alınacağını tahmin ediyoruz. Ve bu geldiğinde FIFA 21 çarşamba günü FIFA 23 geldiğinde insanlar FIFA Point alacaklardır. Ancak bir yanlış anlaşılma var. Ultimate sürüm sahibi olup 27'sinde oyuna başlayacak insanların 4600 FPS'i hemen gelmemesi lazım. Bildiğim kadarıyla 27'sinde gelecek o, 21'inde gelmemiş olacak. Umarım gelir. Daha çok açarız. Ben de Ultimate sürüm aldım. Daha eğlenceli olur. Ama gelmeyecek diye biliyoruz. Bunun dışında ilk yapmamız gereken şeylerden biri EA'in sayfasına girmemiz. EA.com'a girip burada şifreyle kendi mailimizi ve şifremizi girerek kendi hesabımızda burada gördüğünüz yerde profilimize girerek tabi göremiyorsunuz benim kafamdan dolayı ama orada profilinize girdiğiniz zaman sizi ne derler ona kendi profil ekranınıza atacak ve o ekranda güvenlik security yazan yerde ne olacak? Backup files veya yedekleme dosyaları olacak. Onu açtığınızda 4-5 tane alt alta işte 6-7 haneli, 8 haneli, kaç haneli ise numaralar olacak. Onun fotoğrafını çekmenizi tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü biliyorsunuz EA'nin yaptığı işlerde, FIFA'nın yaptığı işlerde çok yoğun talebin olduğu günlerde çökmeler oluyor, serverlar patlayabiliyor. Büyük ihtimalle çarşamba günü de WebApp'te bunlar olacak. Herkese şeylerini sorabilir. Güvenlik kodu isteyebilir. Bunun için mailinize veya telefonunuza kod gönderebilir. Normal şartlarda bu anormal bir durum değil. Çünkü neden değil? Biz zaten bunları yaşıyoruz, yapıyoruz vesaire. Şimdi önceki şunu söyleyeyim. Ben hiç yaşamadım. Ben her sene WebApp'e girdiğimde cart diye girdi. Ancak o gece, o gün, çarşamba günü saat 5'te giremeyebilirsiniz ve serverlar patladığı için işte mesajın gelmesi veya mailin gelmesi çok uzun sürebilir. O backup file'lardan, o backup dosyalarından çıkan numaraları, fotoğrafını çektiğiniz numaraları, işte alt haneli vesaire, onları girerek girebileceksiniz diye konuşuluyor. Bunu böyle söylediler. Biz de bunu yaptık. Ben de backup yedekleme dosyalarını aldım şahsen. Peki WebApp açıldığında ne olacak? WebApp açıldığında normal FIFA Ultimate Team'e başlangıç gibi bir şey olacak. Hiç endişelenecek bir durum yok. Karşınızda ülkeler gelecek. Hangi ülkeyle başlamak istiyorsunuz? Bu çok büyük bir soru. Herkes soruyor. Çok kafa ütüleniyor. Hiç kafayı yoracak hiçbir şey değil. Ben İngiltere veya Almanya ile başlıyorum. İstediğiniz ülkeyle başlayabilirsiniz. Burada seçtiğiniz ülkeden ağırlıklı olarak oyuncu gelecek. Fakat sizin elinize gelecek oyuncuların çoğunluğu zaten gümüş veya bronz olacak. Ya 3 ya da 4 tane altın oyuncu gelecek elinize ve hiçbiri nadir olmayacak büyük ihtimalle. Eski senelerde böyleydi en azından. O zaman hani Brezilyalı seçeceğim, Neymar, Fransız seçeceğim, Mbappe şansımı denemek için yapıyorum. Böyle bir durum yok. Peki ben İngiltere veya Almanya'yı niye seçiyorum? Çünkü WebApp'te ilk önce yapmanız gereken şeylerden biri şu. Gelişmiş SBC'leri yapmak, Foundation SBC'lerini yapmak. Birazdan göstereceğim. Oralarda da İngiliz
gümüş ve bronzları çok işe yarıyor veya Alman gümüş ve bronzları çok işe yarıyor. Bu sebepten dolayı onun dışında hiçbir sebebi yok. Hiçbir şeyi ifade etmiyor. Bazı insanlar işte Brezilya ile başlamanın daha iyi paket şansı, Fransa ile başlarsanız Mbappe şeklini falan söylüyor. Ben hepsini denedim. Hiçbir şekilde yıllar boyunca birçok hesapta farklılarını denedim. Hiç özel bir durum görmedim. O yüzden dediğim gibi ben İngiltere ile başlıyorum genelde. Çünkü İngiltere 2-3-4'ten işte 2 tane gümüş oyuncu verdi mi bir SPC'de işe yarayacak. Orada kullanıyorum. Peki bunun dışında neler olacak? Dediğim gibi ilk geldiğinde elimizde bunlar olacak. Peki bunları nasıl yapacağız? Çünkü nasıl yapacağız? Şöyle kolay olacak. Çünkü hoş geldin paketi ve sadakat paketleri gelecek. Bunlar FIFA 22'de yaptığınız görevlerden gelen paketler değil. O paketler ayın 30'uyla 14'ü arasında, 30 Eylül 14 Ekim arasında bir gün gelecek. Ne zaman olduğu belli değil. Ama bu hoş geldin paketi, geçen yıl gelen bir tane paket vardı. İçinde 25 tane forma, amblem falan oldu. Quixel'leyip 3K, 4K para kazandığımız. Veya içinden Manchester United vesaire formasının geldiği paket vardı. Bunlardan gelecek. Ha bunu söylemişken şunu da hatırlatayım. Biz oyuna başlarken ülkeyi seçtikten sonra forma ve amblem seçeceğiz. Geçmiş yıllarda forma ve amblem seçtiğimiz zaman bunlar satılabiliyor oluyordu. O zaman Brezilya, Paris Saint Germain gibi satılması ihtimali Liverpool gibi olan amblem formaları seçerseniz bunları satabileceksiniz ve güzel bir para elde edebileceksiniz başlangıç için. Peki bunları yaptık, paketlerimizi açtık, elimizde bir miktar var. Neler yapacağız? İşte hadi başlayalım, hadi ilerleyelim gibi SBC'ler var. Bunları yapacağız. Mümkün olduğunca kulüpteki oyuncuları kullanarak yapmaya çalışacağız. Bunlara devamlı para akıtmayacağız ancak. Bakın burada mesela bakalım şuraya premium kiralık oyuncu veriyor. Ne istiyor peki? Mesela ikinci veya üçüncü şeyde. İki ligden, iki ülkeden 43 kimyalı oyuncu istiyor sizden. Bunlar kolay şeyler. Elinizdeki kartlarla yapabiliyorsunuz. Ancak şunu söylemem lazım. Kimya sistemi değişti. Buna benzer bir şekilde geliyor. Hatta şöyle söylemem lazım. Başlangıç SBC'leri için daha iyi bir durumda. Birçoğu için. Bir iki tanesinde çok sıkıntılı olacak ama onun dışında yeni kimya sistemi daha çok işe yarayacak. Neden? Loyalty sistemi kalktı. Yani bir oyuncunun paketten çıkarsa veya 10 maç oynarsanız loyalty ile birlikte artı 1 alıyordu. Biliyorsunuz geçen senelerde bir oyuncuyu koyduğunuzda her kimyası full bile olsa 9 kimya olabiliyordu. 10 kimya olması için işte loyalty ile olması gerekiyor. Bu sene o problem yok. Onun avantajını göreceğimiz yerler olacak. Bu güzel olacak. Bunun dışında bunlarla ilgili olarak İşte biraz önce gelen paketlerden bunları yapacağız. Verdiği paket bakın bir tane bronz paket, bir tane premium bronz paket, iki gümüş paket gibi paketler. Ve baktığınız zaman bu paketler o kadar büyük ve önemli paketler değil. Sizi zengin edecek paketler değil. Ufak ufak şeyler verecek ve küçük karlar elde edeceksiniz. Ama asıl kar elde edeceğiniz yer hibrit ligler, karma ligler, karma uyruklar SBC'leri. Bakın burada satılabilir paketler veriyor. Dördünü tamamladığınız zaman satılabilir nadir mega paketi veriyor. Mesela burada size bir tane mesela en sonuncusunu yaparsanız nadir oyuncu paketi veriyor. Peki bunları nasıl yapacağız? İşte bu gelen hoş geldin paketlerinin dışında artık marketten satın almamız gerekecek. Bunları normalde parayla SBC yapılmaz. Mümkünse bunları da yapmamak lazım ama Webbing geldiği 21'inde bu oyuncular olabileceği bence en ucuz zamanlarından biri olacak satın alma açısından. Aynı zamanda paketleri açtığımızda da İçinden çıkan birçok oyuncu da en pahalı döneminde olacak bence. Yani bu sebepten dolayı bunları yapıp açmak mantıklı olabilir. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Burada hangi oyuncuları tutacağız, hangileri satacağız? O gün geldiğinde ben fikirlerimi söyleyeceğim. Şu anda geçmiş yıllara göre vereceğim fikir şudur. Mbappe gibi inanılmaz nadir oyuncular varsa bunları bekletmek iyidir. Ancak Adama Traore gibi istenen ama o kadar da nadir olmayan reytinginden kaynaklı oyuncular varsa bunları satabilirsiniz. Hatta daha da ötesi 75 reyting Todibo gibi oyuncular. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda vardı. Birçok kadro kurma görevinde tamamlayıcı olarak kullanıyoruz. Kadro kurma görevinde değil özür dilerim. Kadro kurarken kuruyoruz. Bu tarz oyuncular değerli olabilir. Sonra gün geçtikçe değerleri azalabilir. Çünkü paketlerden çok fazla çıkacak. Bunları daha sonra bakacağız dediğim gibi. Bu SBC'leri yapıyoruz. Elimizde başka hiçbir şey yapamıyoruz. Bakın maç yapamayacağız.
O yüzden kadro kurmanız çok mantıksız olur. Ancak ucuz Neymar'lar, Vinicius'lar gibi bir duruma geldiyseniz, öyle bir para kazandıysanız, FIFA point harcadıysanız o zaman olabilir. Burada şunu unutmamamız lazım. FIFA 23 Web App'i 21'inde, ayın 21'inde geldiğinde bir kan gövdeye götürecek. Yani bir oyuncuyu snipelamak çok zor olacak. Çünkü sadece ticaret ve SBC yapılabiliyor. Bir de paket açılabiliyor. 3 şey yapılabiliyor burada. O zaman insanlar paket açamadığı için devamlı olarak birçok insan SBC yapmak da belli bir zaman aldığı için ticaret yapmaya çalışacak ve bu ticaret çok zor olacak. Çok küçük karlar bırakacak. Buralarda kafanızı çok yormayın. Bizim zaten amacımız 15-20K'larla, 30K'larla, 40K'larla, 50K'larla ilk gün oyuna başlayabilmek. Olur da bir yerini, bir yöntemini bulursak yayınlarda vesaire zaten ben açıklarım sizlere. Yani bir güzel bir yer bulursak, bir şekilde para kazanabileceğimiz bir sistem oturtabilirsek o zaman ben size onları mutlaka açıklarım yayınlarda. Eğer aklıma gelirse, konuşursak, yapabilirsem. Bunun dışında dediğim gibi yapılabilecek fazla bir şey yok. Web app'i açtığımız zaman Companion app bir gün sonra geliyor. Şunu unutmamak lazım. Web app ilk kez böyle bir durumda geliyor. Web app gelecek ve biz yaklaşık 6 gün hiç oyunu oynamayacağız. Normalde 10 saat. İlk deneme sürümü geliyordu hatta, bilirsiniz. Bu durumlar içerisinde biz bekleyeceğiz ve gün geçtikçe oyuncuların fiyatı düşecektir. İnsanlar kadro kurmayacaktır. Kuran insanlar, yani ortalama kadroyu kuranlar belki vazgeçecektir. Fiyatlar düştüğünde panik yapacaktır. Bu gibi noktalar olacaktır. Bunları da yaşayarak tecrübe edeceğiz. Bilmiyorum çok fazla karışık mı oldu ama aslında web app o kadar zor bir şey değil. Karışık bir şey değil ama büyük paralar kazanmak, büyük işler yapmak kolay değil. Orada oyuna başladığınız ilk gün harcayacağınız 1-2 saatlik işi burada halledebiliyorsunuz en basit haliyle. İlerleyen şeylere, ileri şekilde bir oyuncuysanız, ileri seviyede bir oyuncuysanız web konusunda o zaman biraz daha ilerleyebiliyorsunuz. Ticaret yapıyorsanız benim gibi umarım şanslı olursunuz ve güzel karlar elde edersiniz. Onun dışında da söyleyecek fazla bir şey yok. 4600 FP'yi nasıl kullanacağız onu da anlatacağım. 27'sinde Ultimate sürüm ve sahipleri oyuna başlayabiliyor. 30'unda da normal versiyonu satın alanlar oyuna başlayabiliyor. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşürüz.